Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ha bu arada kanalıma destek olmayı da unutmayın. Arkadaşlar şimdi Lepistes yavrularımızı nasıl büyütebiliriz? Nasıl hızlı geliştirebiliriz? Abi senin yavrular ne çabuk büyüdü? Nasıl oldu? Neler yapabiliriz? Bu soruların hepsinin cevabını sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Lepisteslerin üst kısımdaki hepsi anaçları maşallah. Boy boy. Artık yavrularım da boy boy olmaya başladı. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki bu yavrular nasıl bu hale geldi? Nasıl oldu? Çünkü ilk koyduğumda biliyorsunuz burası bomboştu. Sadece anaçlarımı koydum buraya. Yavru balık hiç yoktu. Sonra doğum yaptılar ki halen birçoğu hamile sırayla yapıyorlar. Şu an zaten yavruları görmeme gibi bir lüksümüz yok. Her yerde yavrular kaynıyor. Bak her yer yavru dolu. Baksana şunu artık kocaman olmuş. Yavruluktan çıkmış. Şuraya bak şuraya. Artık yavruluktan çıkmışlar. Maşallah yavrular. Ortalarda da bayağı bir geziyorlar. Boy boy ya. Arkadaşlar şimdi bu yavrular nasıl bu kıvama geldi? Ne oldu? Ne bitti? Ben bu yavrulara neler yaptım? Bu yavrular nasıl böyle rahatlıkla ortalıklarda geziyor? Şimdi bunların hepsini size A'dan Z'ye birebir anlatacağım. Ha, bu arada kusura bakmayın ev hali. Bir de şeyler var, virüs muhabbeti var. Dışarıda çıkamıyoruz artık. Gecelikle geziyoruz evin içinde. Üstümüzü bile değiştirmiyoruz. Şimdi arkadaşlar. Böyle kaleme kaleme gidelim. Herkesin farklı bir boylandırma sistemi var. Önce olup yapabileceklerinizi sizlere anlatacağım. Sonra kendi yaptığımı anlatacağım. Arkadaşlar kimisi doğan yavruları direkt alıp ayrı bir tanka aktarıyor. Küçük bir tankta. Onları orada besleyip kendilerine geldikten sonra daha bir geniş tanka alıyor. Sürekli tank değişimi yapıyorlar. Ben onu fazla uğraştı biliyorum. Fazla zahmetli, fazla uğraştıracağım. Çünkü diyeceksiniz neden? Çünkü bu sürekli lepistesler için hani maksimum risk demektir. Bu risk nasıl bir risk mi? Şimdi siz önce yavruları bu akvaryumda yaptı. Siz bu yavruları bu sudan aldınız, başka bu suya aktardınız. Bu suyla diğer suyun dengesinin birebir aynı olması lazım. Ya bu yavruların etkilenmemesi için. Sonra orada yavrular yem yemeye başladı. Hafiften kendine geldiler. Oradan başka bir yere aktaracaksınız. Yine tekrardan su değişikliği, ortama alışma süreci, cacuk muhabbetleri. Böylelikle balıklarınız birçok sıkıntıda kayıplar verebilirsiniz. Birçok sıkıntılar yaşarsınız. Ama yavrularınıza özel yem, ki benim uyguladığım özel karışım yem var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bu yemi nasıl yaptım? Yavrular için ne gibi faydaları var, bir sürü detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım o özel yemimi. Yaklaşık 6 çeşit yemin karışımı olacak. Bir de ekstradan özel böyle hasta olmasın diye takviye, onu da sizlerle paylaşacağım yem karışımında. Arkadaşlar şimdi benim yavrularıma gelelim. Benim yavrularımı görüyorsunuz. Hepsi ortalıkta geziyor, dolanıyor. Rahatlıkla bak artık anaçlarımla beraber taklıyorlar. Şuradaki yavrularımı görüyorsunuz. Ben hiçbir şekilde yavrularıma karışmıyorum. Çünkü ben neden karışmıyorum diyeceksiniz. Abi senin ne lüksün var? Benim ne lüksüm var? Hemen şöyle dile getireyim. Arkadaşım rafya. Arkada rafya sistemini görüyorsunuz arkadaşlar. Önde yeşillik sistemi. Ortada yeşillik sistemi, hemen yanında canlı bitkiler, hemen üst kısımda fileden, ekstradan alan, yeni doğan yavrular, strese giren balıklar orada saklanabilsin diye. Zaten bu yaptığımız alan balıklara içgüdüsel olarak rahat doğal ortamlarda hissettiklerinden dolayı yavru balıklarımız daha canlı ve daha verimli olacaktır. Balık, yavru balık kaybımız azalacaktır. Bu da verimi arttıracaktır. Ekstradan gelelim ki diyeceksiniz abi bunların burada olması anaçlarımızın yavruların yememesine engel mi? Veya ne kadar engel? Bu görüntü, şuradaki saklanma alanı yavrularımızın kurtulmasında %60 faktör. %60 burada kendilerini savunabiliyorlar. Ama abi diyeceksiniz ki senin yavrular orta alanda gezebiliyor rahatlıkla.
Arkadaşlar onun sebebi de videolarımda fark etmişsinizdir. Ben sürekli balıklarıma canlı yem veriyorum. Su pirisi veriyorum. Bu da Lepistesler zaten protein ihtiyaçlarını giderdiklerinde hiçbir şekilde yavru balıklara zarar vermiyorlar. Hani uğraşmıyorlar. İhtiyaçlar yok. Zaten protein ihtiyaçlarını ben sahipleri veriyorum. Bunun bilincinde olduklarından dolayı yavrulara sataşmıyorlar. Ki sataşsalar da bile yavruların saklanacak alanı var. Bir de bu yavrular da canlı yemle beslediğimden dolayı gayet hani mevzuya ayıklar. Hani çünkü canlı yeme kovalayınca ister istemez gelişim artıyor, refleksler gelişiyor, her türlü gelişiyorlar. Şimdi bir büyük balık geldiğinde de yavru balık tecrübe sahibi. Çünkü o canlı yeme kovalarken neler yapacağını biliyor. Şimdi aynı şekilde yem olduğundan dolayı büyük balıktan kaçmanın tecrübesini de edinmiş oluyor. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Şu an mesela hiç yavru balık kovalayan var mı? Bir örnek gösterelim diyeceğim de. Benimkiler düzenli olarak günlük canlı proteinlerini alıyorlar. Baksana şunu bak. Yavru bak, pisliğine bak. Arkadaşlar bu mükemmel bir detay. Yavruların demek ki sağlıklı bir şekilde beslenebiliyor. Aç kalmıyorlar. Bir yavru balıkta seni şöyle bir pislik gördün mü? Ne yapayım maşallah. Bu yavru uğraşsın. Şu üstüne bak. İşte saklanma alanı ne kadar çok olursa yavru alma verimi de o kadar fazla olur. Boylandırması da o kadar iyi olur. Şimdi mesela bu bendeki yavrular biraz daha büyüyünce, kıvama gelince direkt şu alt bölüme yapabilirim. Hani ayrıca bir akvaryum gereği duymadan, ayrı bir tank ihtiyacı duymadan direkt damızlık altlarına alabiliriz. Zaten buradakilerine de artık şey yapacağım, artık damızlık yolunda ilerlediler buradakilerde. Bir akvaryumda yapacağım damızlıklar için. Çünkü üstteki yavrular kıvama gelince altı alacağım. Alan karabalık olacak ister istemez altta. Alttakilerden de yeni bir lepistes damızlık alanı yapacağım. Ya da bunları elden satışa sunacağım. Artık kimin kısmetinde varsa onlara gidecek. O değil de duydum da anaçlara da iyi para veriyorlarmış ya. Onlar adam verirsin. Geçen o kimdi? Kaç tanesini 300 liraya almıştı? O bir tane abiyle konuştuk ya. Mert miydi? Galiba o kaç tanesini almıştı? İşte 30 tane 300 lira. 30 tane lepistesi 300 lira verdi. Şöyle baktım. Abime baktım ha. Dedim niye söylemiyorsun? Gelsin ben vereyim ona. Aha seçsin beğensin alsın. Ha bunlar hepsi damızlık altı. 30 tanesini 300 lira verdi, bana 250 lira versin hacı. Alsın istediğini kendisi seçsin. Ama damızlıklarımı vermem. Onlar kıymetlilerim. Onlardan daha çok yavru alacağım. Bayağı bir. O değil de akvaryuma bakınca arkadaşlar kendimden geçiyorum ya. Kusura bakmayın. Ne söylediğimi falan hani kitlendim, izliyorum ya, kafa gidiyor, anlatacaklarını da insan unutuyor. Şimdi hem bir gözden geçirelim, anlatmadığım bir şey kaldı mı? Hani benim ekstradan yaptığım ya, arkadaşlar, bak mesela şu detayı da unutmayalım, dip temizliği çok önemli. Yavru balıklarda dip temizliği de yaparsanız balıkların sağlıklı gelişimi açısından daha iyi olur. Çünkü görüyorsun alt tarafta fazla dolanıyorlar. Dip temizliği de onların sağlığı açısından daha iyi olur. Bizim için de onlar için de daha iyi. Hem ak suyun kalitesini bozmazsınız. Hem de balıklarınızın daha sağlıklı olmasına yardımcı olursunuz. Böylelikle de 20 yavru alacağınıza 60 yavru alırsınız. Bayağı bir fark ediyor. Ben şu an yavrularımın sayısını bilmiyorum. Geçen öyle bir göz kararı bakayım dedim. Abi sabah yem veriyorum ya, şuraya atıyorum, yavrular alışmış buraya geliyor. En az 50 tanesi şuradaydı. Oradakilerine bakıyorum, şu aralara bakıyorum. Ya dedim ölüsüm. Yani en kötü ihtimal burada 120 tane yavru var. Belki de daha fazla. En az 300 tane var arkadaşım. Ya hani ben sadece gördüklerimi söylüyorum. Hani görmediğim bir şey için de yalan atmanın anlamı yok zaten. Balıklar burada, her şey burada. Virüs olmasaydı buyurun gelin sayın diyecektim ama virüs var. Kusura bakmayın hacı.
Anca dışarıda közde çay yaparım, beraber çay içeriz, sohbet, muhabbet. 3 metre mesafe aralığında o şekilde ilerleriz. Evet arkadaşlar, ben yaptığım tüm her şeyi sizlere aktardım. Umarım doğru bir şekilde aktarmışımdır. İnşallah siz de benim gibi sağlıklı bir şekilde bir sürü verim alırsınız, yavru alırsınız. Ben zaten düşünmüyor değilim. Bu şekilde ilerlersem bu yavrulara akvaryum dayanmaz. Büyük bir ihtimal artık müşteri arayacağız hacı. Akvaryumcuya da vermek istemiyorum. Yani hani bir hobici de götürüp akvaryumcuya, bilmiyorum, adama götürüyorsun, adam sana teklif ediyor 5 lira, kendisi satıyor 10 lira. Yok abi. Gerçi onlar da esnaf sonuçta, onlar da kazansın. Ama olsun, onlara vereceğime bari hobici arkadaşıma veririm. O beslesin, bari keyfini sürsün, hiç değilse Allah razı olsun der. Haksız mıyım? Arkadaşlar, bu böyle video gider ya. Ben de susmuyorum ki sürekli konuşuyorum. Abim artık böyle yapıyor. Ne zaman bitirecek? Kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki akvaryum videomuzda görüşmek üzere. Sormak istediğiniz tüm sorular yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım.